Alo. Nasılsın yavrum? İyiyim anne, sen? Of, çok yorgunum. Yeni geldim atölyeden. Bir iki lokma bir şey yedim, bir sesini duyayım dedim. Niye evden aramıyorsun? Çok yazmasın. Belki dışarıdasındır diye. Evdeyim, için rahat etsin. Kapat, ben arayayım. Boş ver şimdi. Kontrol etmek için aramadım. Ne yapıyorsun? Bir sorayım dedim. Şevket'e gittim bugün. Sahi mi? Niye? Galiba yavaş yavaş pişman oluyor anne. Ne diyorsun? Vallahi. Öyle bir hava sezmiştim zaten. Konuşmak istedim. O da ilk defa doğru düzgün konuştu benimle. Ay çok sevindim. Boşanma davasını erteleyecekmiş. Ay Ferhunde, ne güzel haberler bunlar. Hemen havaya girme, dur. Şevket düşünelim dedi. Hapisten çıktıktan sonra kararını verecekmiş. Bana haksızlık yaptığını anladı inşallah. Aman kızım, aklını başına topla. Şevket çok iyi bir çocuk. Kıymetini bil. Üzme onu bir daha. Sen kimden yanasın anne? Tabii ki senden yanayım Ferhunde. Laf mı yani bu şimdi? Ama sen de sonradan pişman olacağın bir şey yapma. İyi düşün. Niye istiyorsun Şevket'i? Gerçekten sevdiğin için mi? Yoksa Levent Tuncel'den bir hayır gelmeyeceğini anladığın için mi? Ferhunde? Buradayım. Mücadeleden kaçmazsın. Biliyorum. Şevket'e bu dönüş niye? Terk edilen olmak istemiyorum anne. Vazgeçilen olmak istemiyorum. Şevket beni yine istesin. Bir ben olayım hayatında. Beni sevsin. Herkese rağmen. Kendine bile. Ferhunde, bu doğru bir şey mi yavrum? Sen onu sevmiyorsan nasıl böyle karşılık beklersin? Doğru ya da yanlış. Ben bunu istiyorum anne. Şevket'i geri istiyorum. Neyse, çok yorgunum ben. Başka zaman konuşalım, tamam mı? Sağlam kafayla. Konuşacak bir şey yok, bu böyle. Yarın ararım. Hadi iyi geceler. Öptüm kızım. Ben de. Thank you.